Hemen arka planımızın rengini alalım. Biraz yakınlaşalım. Arka planımızın rengi 22-22-22'ymiş. Kopyalayalım. Style CSS'in içinde wrapper diyordu. Tekrar bir kontrol edelim. Bunlar neyin içindeymiş? Bakarsak divide wrapper diyor. Satır 28. Style CSS'de satır 28'deymiş. Evet, hemen gelelim. Background color diyelim. Yapıştıralım. Diyez 22 22 22 idi. Tekrar F5 diyelim. Wrapper'ımızda bizim arka plan rengimizi aldı. Fakat burada header div de wrapper'ın içinde olduğu için header div'i de aldı. Biz bunu istemiyoruz. Header div'inde arka plan olsun istemiyoruz. Bunu daha sonra yapalım. Hemen biz burada yorum sayılarımızı ve tarihimizin CSS döneminde devam edelim. İlk önce yazı boyutlarını hemen alalım. Bakarsak Toma Bold 14'müş. İndekse gelelim. İndekste Comments Link seçelim. Buna yeniden bir CSS kuralı tanımlayalım. Post header left'in içindeki comments link diyelim. Fontu Toma Bold'tu. Toma. Font size 14. Color'ı beyaz. Ve bold olsun diyelim. Hemen tarihin fontuna da bakalım. Toma Bold 10. O siyah. Hemen gelelim. Post date. Post header left'in içindeki post date. O da aynı şekilde. Tamam. Font size 10. Rengi siyah olsun diyelim. Save all diyelim. Şimdi tekrar bakalım. Burada link olarak geldiği için bizim style CSS'de tanımlı genel linki alıyor. Hemen biz bunun link özelliğini de tanımlayalım. Ben burada bu post header left'in comments linkini kopyalayalım. Altına yapıştıralım. Ve içindeki a link diyelim. Virgül. Virgülden öncesini kopyalayalım. Yapıştıralım. Virgülden sonra ve visited diyelim. Visited yani ziyaret edilen. Şimdi burada text decoration none olsun. Hemen gelelim bunu kopyalayalım tekrar. Yapıştıralım. A'dan sonrasını silip hover diyelim. Hover'da her şeyi kaldıralım. Sadece text decoration'ı underline olsun. Üstüne gelince altında bir çizgi çıksın. Şu an baktık. Gayet güzel. Beyaz. Üstüne gelince altı çizik oluyor. Şimdi burada bizim temamıza bakarsak yorumda parantez yok. Bizim yorumlarımız parantezli olarak geliyor. Burada yüzde işaretinin etrafındaki parantezleri sildiğimizde
bizim yorumumuzdaki, yorum sayımızdaki parantezinde gitmiş olması lazım. Evet, gitti. Tekrar bakalım. Fireworks'e gelelim. Şuraya bakarsak 34'e 29. Biz direkt şunu hedefleyelim. Comments link'e margin tre top top'tan 10 piksel 10 piksel margin tre left diyelim. Left'ten de 20 piksel olarak bir deneyelim. 20 piksel boşluk ver diyelim ve deneyelim. 2 buraya geldi. Left'ten biraz daha gitmesi lazım. 30 piksel diyelim. Top'tan da 15 piksel diyelim. F5 diyelim. Top'tan boşluğu almıyor gibi geldi bana. Margin top 15 px. Burayı abartalım, 25 diyelim. Top'tan boşluğu almıyor. Biz date'de vermiştik CSS özelliklerini. Hemen onu yerleştirelim. Margin left 10 piksel. Bir bakalım nereye geldi. On piksel az geldi. Buraya 20 diyelim. Altına margin top 20 piksel diyelim. Tekrar bakalım. Evet, hemen hemen istediğimiz yere geldi. Post date. Bunun da fontuna, font width'ine bold diyelim. Bu da bold olsun. Şimdi bakalım. Evet. Bunu biraz left'ten geri çekelim. 18 piksellik bir boşluk yeterli olacaktır. Top'tan da 25'e çıkaralım. Tamam, alta gelsin. Bakarsak aslında left'ten 2 piksellik daha geri çekersek şu an gayet güzel, temamıza uygun oldu bence. Burada shadow var. Bir dahaki derste shadow'umuzu da verelim. Öncelikle bu yorum sayımızı istediğimiz yere alalım. Comments link'e değil de comments link'in A'sına verelim biz marginleri. Bakalım. Herhangi bir değişiklik olmadı. Margin top'u abartalım, 100 diyelim. Burada üstten boşluğu almıyor. Yine almadı. Comments link. Buradan A'dan keselim bunu. Comments link'e verelim. Tekrar. Bir daha bakalım. Evet. Bizim verdiğimiz margini almıyor.
Tekrar bakalım. Şuradan kontrol edelim. Span'a gelelim. Margin top 100 piksel. Margin left 30 piksel. Margin left'i 40 yapalım. Margin left'i alıyor fakat top'u almıyor. Top'u bir silelim, margin top'u. Herhangi bir değişiklik yok. Peki şöyle bir şey deneyelim. Margin tire bottom diyelim. Eksi 20 piksel diyelim. Herhangi bir değişiklik yok. Peki buraya line height vererek line height'ımızı 50 piksel yapalım. Evet, line height'ımızı aldı. Peki line height'ımızı 20 piksel yapalım. Az geldi. 30 yapalım. Otuz da az geldi. 40 yapalım biz bunu. Kırk hemen hemen iyi. Fakat bu sefer de bizim tarihimiz aşağı kaydı. Hemen onu da düzeltelim. Post date margin top 25 demiştik. Margin top 25'i biz 5 yapalım. 5 piksellik bir boşluk bıraksın. Tekrar bakalım. 5 pikselde olmadı. 0 piksel diyelim. Evet, 0 piksel temamıza daha yakın oldu bence. Şimdi bakarsak bu post divinin dışında bir etki yapılmış. Bu etkiyi sağlayalım hemen. Biz onu post header left'te sağlayalım. Margin tire left eksi 10 piksel diyelim mi? CSS 3 olarak 10 piksel yeterli değil. Biz bunu 20 verelim. Kaydedelim. Tekrar F5 diyelim. 20 de çok oldu. Eksi 15 piksel diyelim. Bence 15 piksel tam oldu. Hemen bunu kopyalayalım. Internet Explorer'da açalım. Evet, geldi. Yakınlaşalım. Yakınlaşalım. Bakarsak 15 piksel bize daha gerekli. 2 piksellik bir boşluk daha gerekli. 17 yapalım. F5 diyelim. 17 de çok oldu. Ortası 16 yapalım. Internet Explorer'da bir daha bakalım. Bence şu anda tam oturdu.